efendim. TV111 ekranlarına, Bir Niyet Bir Tasavvur programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kutlu bir haftadayız, kutlu doğum haftasındayız. Biz de kutlu doğuma özel bir programla karşınızdayız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin kutlu doğumunu, bu doğumun arkasındaki hikmetleri ve mahiyetleri konuşup anlamaya çalışacağız inşallah. İstifadeli bir program olmasını diliyorum. Bu hafta stüdyomuzda Moral Kültür Merkezi'nden hanım kardeşlerimiz, misafirlerimiz, onlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Nur Ender Hanım. Şimdi Nur Ender Hanım, öncelikle şunu sormak istiyorum. Kutlu Doğum Haftası'nı 14-21 Nisan arasında kutluyoruz. Kutlu Doğum Haftası diyoruz ama öncesinde bir de Mevlid Kandili kutlaması yapıyoruz biz. Aylar önce. Neden arada bu kadar mesafe var? Biz iki kere mi kutluyoruz Efendimizin doğumunu? Bu neden böyle bir kargaşaya sebebiyet oluyor? Ve insanlar soruyorlar. Mevlid Kandili geçmişti. Kutlu Doğum Haftası'na yeniden Mevlid Kandili mi diyeceğiz? Bunu bize biraz izah eder misiniz? Şimdi bana kalsa 365 günün her gününde bu kutlamaları devam ettirmek istiyorum aslında. Evet. Gönlüm bundan taraf. Fakat evet, zihinlerde böyle bir karışıklığa sebebiyet veriliyor. Asıl bunun sebebi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum tarihini hemen izah edelim. 571 olarak biliyoruz ve Rebiül Evvel ayının 12. gecesi dünyaya, kainata teşrif ettiğini biliyoruz. Tabii ki bu hesaplama hicri takvime göre, kameri aylara göre yapılmıştır. Takdir edersiniz ki bizim önemsemiş olduğumuz o mübarek kandil geceleri ya da buna benzer işte bayramlar, Ramazan-ı Şerif gibi hususlar hicri yani kameri takvime göre hesaplanır ve o hesaplamalar içerisinde değerlendirerek kutlanır. Dolayısıyla Mevlid Kandili'ni biz bu yıl Aralık ayı itibariyle aslında kutladık. Yani bu hicri takvime göre programlanmış, ayarlanmış olan kısmı. Kutlu doğum ifadesinde ise yani Nisan ayının 14 ile 20'sine tekabül eden kısımda ise miladi takvim esas alınarak ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında bir yasa çıkarmışlardı. Bunu bir gelenek haline getirmek gibi bir düşünceleri var. Çok da güzel bir düşünce aslında. Bu bağlamda o tespit edilen tarihler içerisinde Efendimiz'e ait bir takım hususiyetler tespit edilerek, konular belirlenerek, farklı etkinlikler yapılarak değerlendirilmeye çalışılıyor. Ve böylelikle biz de bu meseleleri gündemimize alıyoruz. Ne kadar çok kutlasak aslında bizim o kadar faydamıza olacak olan bir mesele. Her iki takvimde de kutlamak lazım o evet, zaman. Yani bir takvimlere farkı da yok göre aslında anlam değiş, olarak değil mi? Değişiyor, evet. Yani tabii ki makbul olanı hicri takvim esas alarak hani yapılan kısmıdır. Dolayısıyla zihinlerde bir karışıklığa sebebiyet verecek aslında bir durum yok. Miladi takvimde de 14 ile 20'si tercih edilmiş. Hani bir haftalık süre olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bunu bu şekilde tayin etmiş. 20'yi 21'e bağlayan geceyi Mevlid Kandili desek de yanlış olmaz. Resmiyette yani de kutlanmaya başladı değil mi? Okullarda çeşitli aktivitelerle bu haftada gündeme gelmeye başladı bu vesileyle. Evet, yani önemli olan bize ne kazandırıyor? Yani bu kutlamalarda biz etrafa ne gibi mesajlar sunuyoruz? Hani o taraflarına bakmak lazım. Hani bu tarz noktalara çok da takılmak. Anmaktan anlamaya geçeriz inşallah zamanla. İnşallah. Şimdi bir de hani kutlamaları yapıyoruz ama bir evveliyatı var mı? Mesela İslam aleminde ilk ne zaman başlanmış bu kutlamalar? Mevlid-i Nebevi olarak yani herhalde soruyorsunuz. Yani kutlu doğum, Mevlid her ikisi de. Şimdi Mevlid-i Nebevi olarak bakacak olursam ilk kutlama Mısırlılar döneminde, Fatimiler zamanında başlamış. Daha sonra Selahaddin Eyyubi'nin damadı vesilesiyle bu etkinlikler farklı bir noktada yine devam etmeye, orada gündeme gelmeye başlamış. Ondan sonra Mekke ve Medine dönemine yayılıyor. Oralarda da bu meseleye sahip çıkma olayı var. En son hani bizim ülkemizde bu Mevlid-i Nebevi meselesine sahip çıkma ya da Mevlid Kandili dediğimiz meseleye sahip çıkma, bunu insanların gündemine getirme olayı ise yine Osmanlı döneminde var. 3. Murat zamanında bizim dünyamıza girmeye başlamış ve çok farklı Mevlid-i Şerifler yazılmaya başlamış. İşte sadece bizim ülkemizde değil, Arap ülkelerinde de, farklı İslam ülkelerinde de
bu tarz mevlidler kaleme alınmaya başlamış aslında. Osmanlı'dan evet. bu yana kutluyoruz o zaman biz bu geceleri evet. değil mi? Şimdi bir de bizim hani Osmanlı'dan bu yana kutluyoruz ama bizde meşhur olan bir mevlid kutlaması var, bir kaside var. Evet. Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid Kasidesi. Neden bu kadar meşhur olmuş? Yani bu kasidenin özelliği nedir? Nasıl bir halet ruhiye ile yazılmış? Yani kaleme alınma evet, sebebi üzerinde. Evet. Süleyman Çelebi Bursa Ulu Camii'nin baş imamı olarak görev yapar. O dönemde o vazifesini yaptığı süre içerisinde farklı konukları olur. Bir gün yine İranlı bir şahsiyet o camide cemaate vaaz-ı nasihat etmek üzere gelir. Evet. Kürsüye çıktığında işte bir takım şeyler anlatır cemaate ve özellikle bahsettiği noktalardan bir tanesi de Bakara suresinde geçen 285. ayet-i kerimedir. Şimdi mealini sizinle paylaşmak istiyorum çünkü önemli bir nokta. Orada ayet-i kerimenin mealinde şöyle söyler. Biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz. Hepsine inanırız, duyduk ve itaat ettik şeklinde bir ayet-i kerime. Bu meali tefsir ederken kendi düşünce ve kendi anlayışına göre bir takım açıklamalarda bulunur. O açıklamaları yaparken Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti İsa arasında hiçbir farkın olmadığından bahseder. Ve ona bağlı farklı fikirlerini de ortaya koymaya çalışır. Kendi şahsi fikirleri vaizin bunlar değil evet, mi? Evet. Bunun üzerine cemaatte bulunan şahsiyetler buna itiraz ederler ve bu algının ve bu izah tarzının yanlış olduğunu Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih peygamberlerden üstün kılan birçok hususiyete sahip olduğundan da bahsedilir. Ve kendisine şunu söylerler, yani sizin bu konuda ilminizin çok yeterli olduğunu düşünmüyoruz der cemaat. Ve orada bir takım açıklamalara girer. Hani çok detaylara girmek istemiyorum. O izahlar yapılırken Süleyman Çelebi de o cemaat arasındadır. Ve çok üzülür. Yani kalkıp orada bir cevap verme şeklinde bir tarz, bir tavır, hareket sergilemez. Daha sonra çok duygulanır. Oradan ayrıldıktan sonra Mevlid-i Nebevi diye ifade ettiğimiz Vesilet-ün Necat ismini vermiş olduğu bu satırları kaleme alır. Ve kaleme alırken orada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle Ehl-i Sünnet itikadını orada vurgular. Yazmış olduğu o Mevlid-i Şerif'in içeriğinde. Ehl-i Sünnet'in itikadını özellikle orada satırların arasına hususi olarak koyma gereğini mana hisseder. Mana olarak çok derin hususiyetleri de içinde barındırıyor o zaman Ehl-i Sünnet açısından. Bunun bir sebebi var çünkü o dönemlerde özellikle İran'dan gelen Şii akımı söz konusudur ve Anadolu'yu Şiileştirmek için bir gayret ve çaba içerisinde bulunmaktadırlar. Ve gelen o şahsiyet, o vaaz-ı nasihatta bulunan şahsiyet de o düşüncenin bir uzantısıdır o camideki yapmış olduğu vaazı. Bundan dolayı şimdi bugüne uyarlayacak olursak bugün yok mu? Bugün de Vahabi ismini verdiğimiz, Selefiler diye ifade ettiğimiz ayrı kollarda ülkemizde Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğum dediğimiz, Efendimizin doğum gününün kutlanılması, Mevlid-i Şerifi'nin, Mevlid-i Nebevi'nin kutlanılmasına karşı çıkan Sünnet-i Seniyye'yi kabul etmek istemeyen, sadece Kur'an-ı Kerim'in yeterli olabileceğini söyleyen bir takım zihniyetlerin mevcudiyetini ve bu insanların düşüncelerinin de nedenli yanlış ve insanlığa da ne kadar zararlı fikirlerini ortaya koyduğunu da burada hatırlatmak istiyorum. O zaman bu noktadan değerli diyebiliriz evet. değil mi? Çok kıymetli. Yani bu kasidenin içinde dua var, Peygamber Efendimizin doğumu var, Risalet var, ahiret inancı var. Miraç var. Evet. Birçok yönü ele alınarak kaleme evet. alınmıştır. Aynı zamanda o şahsa da bir cevap mahiyetindedir. Burası İman önemli bir noktadır. Hemen evet. hemen hepsi içinde var. Yer alıyor, evet. Evet. Şimdi de yani günümüzde şöyle söylemler de var. Mesela bid'a söylemi çok fazla yayıldı. Her şey artık bid'a der olduk. Karıştı mesele. Mevlid kutlamalarına da, Mevlid-i Şerif'e de bid'a deniliyor. Bid'a mıdır? Bid'a nedir? Onu tekrar bir izah eder misiniz? Şimdi Bediüzzaman bu konuya nasıl bir açılım getirmiş? Mesela bid'a meselesini nasıl izah etmiş? Yine Lemalar isimli eserin 11. Lema bölümünde
sünnetin dereceleri hakkında bir takım ifadeler zikredilmişken, bid'a hastalığından da nasıl kurtululması gerektiğini müstakil bir eser olarak kaleme almıştır. Gerçekten o satırlar çok kıymetlidir. O satırlar içerisine baktığım zaman bid'ayı üstad şöyle anlatmış, ikiye ayırıyor. Hasen olan kısmı var, seyyi olan kısmı var diye izah ediyor. Özellikle seyyi olan kısımda öncelikli olarak bir hadis-i şerif, daha sonra da bir ayet-i kerime zikretmek istiyorum. Hadis-i şerifte şöyle söylüyor. Her bid'at dalalettir, her dalalet cehennem ateşindendir. Bu hadis-i şerif, ikinci olarak ise ayet-i kerimeye baktığımızda Maide suresinde geçiyor. Diyor ki, bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Bunlar aslında çok açık ve nettir. Fakat hemen devamında da bu ayet ve hadise baktığımızda şunu görüyoruz. Şeriatın kaideleri ve sünnetin düsturları tamamlandıktan sonra, yani kemali noktaya erdikten sonra yeni icatlarla o düsturları beğenmemek. Yani Cenab-ı Hakk'ın ortaya koymuş olduğu, Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş olduğu ayetleri, sureleri beğenmeme ya da sünnet-i seniyeyi, sünnetin birçok yönünü eksik görme, yeterli görmeme ve bunları yetersiz görerek bu sahalarda kendince yeni bir şeyleri ortaya koymaya kalkma. Yok bunlara, sayma. Evet, yok sayma. Bunlara bid'atı seyyiye diye ifade eder ve bunlar ateştendir diye dile getirir. Mesela o satırlarda önemli noktalardan bir tanesini üstad şöyle dile getiriyor. Ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır diyor. Yani imani meselelerde, ubudiyete dair olan konularda, dinin temel meselelerinde, imana dair özellikle bu hususiyetlere dair meselelerde farklı arayışlar içerisine girme, bunları yeterli görmeme ve o arayışlar içerisinde yeni şeyleri ortaya koyma kısmını bid'ayı seyyi olarak anlatmıştır. Hatta sünnetin derecelerinden bahseder orada. Yani fiili, hali, kavli şekliyle üç noktaya ayırır. Orada farzlardan, vaciplerden ve nevafil ifadesini kullanır. Nafilerden bahseder. Zaten farz olarak, mesela bir örnek olarak bir şey vererek hani onun üzerinden gidersek belki daha anlaşılır olacak. Namaz kılma meselesi farz olarak, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de namazı dosdoğru kılın şekliyle bir ayet-i kerime vardır. Bu bir farzdır. Namazın hareket olan kısımlarında hani ayakta, kıyamda durma, rükûa varma, secdeye gitme ve rekatları hususiyeti ise sünnet-i seniye ile şekillendirilmiştir. Dolayısıyla burada mesela 4 rekatlık bir namaz kılıyorsanız siz orada ben bunu 5 rekat kılacağım diye ortaya çıkacak olursanız bunu yapamazsınız. Bu bid'attır. Ya da 4 rekatlık bir namazı ben 2 rekat kılacağım diye ortaya çıkarsanız yine olmaz. 5 vakte tahsis edilmiş olan 5 vakit namazı 6 vakte çıkarmaya kalkışırsanız yine olmaz. Yani bu tarz şeyleri şeyler üzerinde yeni bir şeyler ortaya koymanız bid'at kısmına girer. Yani istikameti sünnet-i seniye modelinde önümüze koyulmuş, ne ileri ne de geri. Gidemiyoruz o konularda, değil mi? Yani o doğru olan orta yolu odur. Evet. Biz kendi yorumlarımızla onu değiştiremiyoruz. Bu bid'aya giriyor. Evet. Bir de hasen olan kısım vardı. Ha, bir de adab kısmı vardır. Hani onu da zikredip ondan sonra isterseniz hasen kısmına geçelim. Adab olan kısım da hani sünnet çerçevesinde aslında yine belirlenmiştir ama terk edildiği zaman size hani bir ceza uygulanmaz. Fakat şöyle bir hassasiyet vardır. O noktada çok önemli. Mesela elle yemek yeme meselesi sünnettir. Ve buna bağlı olarak birçok mesela 3 yudumda su içme meselesi. Adap meselesi. Adap, edep kısmına giren. Hani bunları terk ettiğiniz zaman bir cezası uygulanmaz fakat burada nebevi ahlakın edebinden uzakta kalma, mahrum kalma gibi bir durum içerisine girersiniz. Burada hassas olan nokta ise 3 yudumda su içmeyebilirsiniz ama bunu eleştirirseniz eğer orada hataya düşersiniz. Ya da elle yemek yiyen bir insanı tenkit ederseniz, hadi canım böyle şey olur mu dediğinizde orada sünneti doğrudan tenkit etme meselesi vardır. Orada sakata düşeriz. Bu noktalarda itiraz etmeme, yani edebi noktada uygulayamadığımız maddelerde hani yapmasak bile eleştirmeme ve kabul etme noktasına yönelmemiz gerekiyor. Sünnetse sünnet olduğunu
Kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi hasen olan kısımda, hani bid'ayı hasene diye ifade ettiğimiz kısımda, yani burada bid'a denilen şey ilk defa ortaya çıkarılan şeyler anlamındadır. Yani bugün mesela ilk defa ortaya çıkarılan neler var diye düşündüğünüzde, teknolojinin bütün aletlerini bunun içine koyabilirsiniz. Her gün yeni bir şey ortaya konuluyor. Mesela her gün yeni bir cep telefonu, her gün farklı kameralar, farklı televizyonlar ve buna bağlı olarak mesela hanımların dünyasına bakacak olursak, Cenab-ı Hakk'ın sunduğu envai çeşit nimetler var. Bu nimetleri bir araya getirerek farklı farklı tarifler ortaya çıkarıyorlar. Yani bunlara biz bid'at-ı seyyiye dememiz mümkün müdür? Değildir. Güzeldir. İşte bid'anın hasene kısmı bu tarafı oluyor. Mevlid kutlamaları Aleyhisselatü Vesselam zamanında bizim bu günümüzdeki anladığımız tarzda yapılmamıştır. Ama zaman zaman sahabe-i kiramla bir araya gelmiştir. Ve bir takım konuşmalar yapmıştır sahabeye yönelerek. Fakat bugünkü anladığımız manadaki bir kutlamayı o günlerde görmediğimiz için bu noktada bir takım insanlar ortaya çıkarak bunun bid'a olduğunu ısrarla insanların dünyasına sokmaya çalışıyorlar, zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar. Üstadın anlattığı tarzda gördüğümüz kadarıyla seyyi olan kısmı ortaya koymuş oldu zaten. Haseni olan kısım ise güzel olan bir şeydir. Güzel olan şeylere de biz sahip çıkarız, sonuna kadar da arkasında dururuz. Ne gerekiyorsa da biz yaparız inşallah. Yani Üstad, evet. Mevlid-i Şerif'te bu güzel olan adetler kısmına mevlid kutlamaları, bu mübarek gecelerde yaptığımız bütün kutlamalar bunun içine giriyor o zaman. Bir noktaya kadar dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine bid'a meselesinde ehli bid'a olarak bu ifadeyi kullanarak anlatır. O kısmı incelediğimizde bizim karşımıza şairi tahir eden insan modelleri bizim karşımıza çıkar. Şimdi çok detaylı girmeyeceğim. Şöyle bir şey, İslam beldesi içerisinde yaşar bu insanlar. O İslam alemi içerisinde bulunmalarına rağmen İslam'ın bazı esas ve kaidelerini değiştirmeye, özellikle de şair dediğimiz kısımları ortadan kaldırarak insanların zihinlerini bulandırma gayreti içerisinde olan insanlara da ehl-i bid'a olarak değerlendirir. Ve o bid'anın seyyiye kısmına girer. Yani baştan itibaren kısaca şöyle toparlayacak olursam, yani dinin ubudiyet tarafına, iman esaslarına, ibadetlerle alakalı noktalarına dokunamadığımız gibi bir ilave daha yapıyoruz buna. Şair diye ifade ettiğimiz noktalara da sahip çıkmamız gerekiyor. Mesela tesettür bunlardan şair, bir tanesidir. Oruç bir şairdir. Aynı zamanda tabii camilerin minareleri de bir şairdir. Evet. Yani buna bağlı birçok şeyi buraya koyabiliriz. Bunları kaldırmaya çalışan, özellikle böyle kasıtlı olarak... Böyle bir fikir akımı var, evet, değil mi? Evet, buna maalesef. Buna da dikkatli olmamız lazım bu konuda. Şimdi Mevlid Gecesi çok önemli diyoruz. Mevlid Gecesini, bu kandillerin önemini biraz daha kavramak için neleri görmemiz lazım? Efendimizin dünyaya teşrifinde bize nasıl mesajlar var? Evet, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi kainattaki en büyük hadisedir. Şimdi bu soruyu ben kendi dünyama sorduğumda, acaba en büyük hadise nedir benim dünyamda ya da umum insanların dünyasında nedir diye sorguladığımda benim karşıma şu cevap çıkıyor. Yani şu bu vesaire herkese göre değişebilir ama en büyük mesele Efendimizin dünyayı teşrif etmesidir. Neden? Çünkü dünyayı teşrifatıyla birlikte kainatta sıra dışı hadiseler yaşanıyor. Ve bu sıra dışı hadiselerle onun peygamber olduğunun da bir ispatı insanların zihinlerine sunuluyor. Doğumu da başlı başına o zaman bir mucize tabii olarak ki alabiliriz, değil mi? Ve vuku bulan hadiselerin her birinde insanların zihinlerine sunulan mesajlar var. Bu mesajları biz alamazsak eğer, o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifini kutlamayı da abesle iştigal olarak görürüz. Anlayamadığımız için görürüz. Eğer bu manaları yakalayacak olursak her gün her gün insanlık alemi kutlama ihtiyacı hisseder. Yani, bu mesajları alma adına. Onların önemini de kavramak lazım o zaman. Bir yıldız çıkmış, ne olmuş ya da taşlar kırılmış ya da sarayda bir şeyler parçalanmış gibi bakamıyoruz o olaylara da o zaman, değil mi? Yani hikayevari bakarsanız zihinlerinizde öyle kalır. Fakat o hikayelerin arkasında bize verilmek istenen mesajları yakalamaya çalışırsak o zaman düşünce dünyamızda birçok şeyin ben değişeceğini düşünüyorum. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi Efendimiz
kainata teşrif ederken Cenab-ı Hak adına çok ehemmiyet arz etmiştir, çok önemlidir. Kainat için de ehemmiyetlidir. Çünkü doğumuyla beraber bir takım hadiseler, sıra dışı hadiseler vuku buluyor diye ifade ettik. Yani kainatın ve Cenab-ı Hakk'ın Efendimizin dünyaya teşrifine çok ciddi manada bir sahiplenme olduğunu görüyoruz. Sahip çıkışı var farklı noktalarda. Bize sunulan çok ince mesajlar var. Yani bunları çok iyi yakalamamız lazım. Alemlere rahmet olarak gönderildi mesajını değil mi? O zaman oradan anlayabiliriz. Evet. Yani bu noktalara belki birazdan bakacağız. Ne kadar önemsenmiş, hangi noktalarda önemsenmiş. Bugün bir takım zihniyetin bu düşünceye karşı çıkması, bunu önemsizmiş gibi göstermeye kalkışmaların arkasında nasıl bir mantık var bunu anlamak çok mümkün değil ama kendi dünyalarına baktığımız zaman başta kendi doğum günlerini, kendi evlatlarının doğum günlerini, özellikle hanımlarsa hanımların, beylerse beylerin bunlara sahip çıkarak yakın akraba vesaire vesaire devam ediyor. Bunlara sahip çıkarak en güzel şekillerde farklı mekanlarda kutlamalar tertip ediliyor. Anılma olmayınca önemsenmediğini hissediyor değil mi? İnsanlar bile yani hani günümüzde doğum günü hatırlanmadı gibi üzülüyorlar. Yani bu küçücük bir şey bile bir insanın dünyasında önemli. Ve çok ciddi kavgalar yaşıyorlar hatırlamadığı zaman veya hediyeler alınmadığı zaman. Şimdi şuna ben meseleyi getirmek istiyorum. Yani bu kadar kendi doğum günlerine sahip çıkıyorsa bu insanların, Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününe neden bu kadar itiraz ediyorlar? Olmaması gerektiğini ve ısrarla bid'at olduğunu zihinlere sokmaya çalışmalarının arkasındaki mantığı anlamak çok mümkün değil. O zaman ciddi bir plan da var arka planında değil mi? Evet, özellikle buna dikkatinizi çekmek istedim. İsterseniz bakalım neler olmuş. O günden bize bugüne sunulan mesajlar neler? Yine Mektubat isimli eserin 19. mektup kısmında irhasatla alakalı bir bölüm var. Oradan bir takım notlar almıştım. Onları paylaşmak istiyorum. Efendimizin dünyaya teşrifatıyla birlikte bir yıldız doğduğundan bahsediliyor. Yani bunu bir hikaye olarak bakabilirsiniz ama Yahudi alimleri bunu çok farklı değerlendiriyor. Yani o yıldıza bakarak Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya, kainata teşrif ettiğini, hatta bununla alakalı çok önemli bir ifadeyi size paylaşmak istiyorum. Hasan bin Sabit dile getiriyor. Diyor ki ben o günlerde 7-8 yaşlarındaydım. Bir sabah kalktığımda Yahudi bir şahsiyet Mekke sokaklarında çığlık çığlığa, adeta delirmişçesine bağırarak koşuyordu. Bir anlam veremedim. Ve herkese soruyor, bugün işte Kureyş kabilesinin içerisinden bir çocuk dünyaya geldi mi şeklinde bir araştırma içerisine girmişler. Tabii sonrasında bu araştırma neticeye ulaşıyor ve anlıyorlar ki kainatın o beklenen efendisinin teşrif ettiğini. Peki semadaki bir yıldızın doğması, parlak bir yıldızın orada bulunması bize nasıl bir mesaj verir? Yani bu konuya baktığımızda orada şunu görürüz. Yani bu sıra dışı bir hadisedir. Sema ehlinin Efendimizin kainata teşrifini hoş amede etmesidir. Yani gezegenleriyle, güneş sistemleriyle, bizim ismini bilmediğimiz ne kadar çok cirim varsa, bütün bu cirimlerle belki oradaki o parlak yıldız temsil edilmiştir. Efendimizin dünyaya teşrifatı bu şekilde hoş geldin olarak karşılanmasıdır, dile getirilmesidir kendi lisanlarıyla. Sema ehli o zaman bir temsilci seçmiş değil mi içlerinden? Evet. Hoş geldin demeye bir temsilci göndermişler. Bir de Yahudi alimin bunu bilmesi aslında değil mi? Tevrat'taki ayetlerden de, hani tahrip edilmemiş Tevrat'taki ayetlerde Peygamber Efendimiz yine Bediüzzaman hani 19. sözde bahsettiği o 100 ayet belki Tevrat'ta bütün hususiyetleriyle o gece ya da hadiseler anlatılıyor değil mi? Anlatılıyor ve onlar da bunu biliyorlar ve büyük bir beklenti içerisindeler ve takip ediyorlar olayı. Şimdi bir başka noktadan baktığımızda Kisra Sarayı'ndaki 14 tane burcun yıkılma meselesinden bahsediyoruz. Yani 14 tane balkon çok büyük bir gürültüyle çatlıyor. Oradaki sarayın içerisinde bulunan halkın büyük bir korku içerisinde kaldığını görüyoruz. Daha sonra ise Kisra sabah olduğunda orada bulunan işte o günün alimleri olacak olan şahsiyetleri bir araya topluyor ve onlarla istişare yapmaya kalkışıyor. Yani bu olaylar sıra dışıdır. Acaba ne gibi manalar saklı diye özellikle de Abdülmesih
isimli şahsiyete bu olayları yorumlaması açısından soruyor. Diyor ki ben bu noktada diyor yetersizim. Ama diyor benim bir dayım var, ismi Satih. İsterseniz diyor ona gideyim. Bu olan bütün hadiseleri aktaralım, bakalım nasıl bir netice ortaya çıkacak. Tabii ki bütün hadiseleri anlatıyor. Yani yıldızın doğmasından Kabe'deki putların yüzük oyun düşme meselesine kadar bütün detayları soruyor Satih. Hepsine cevap veriyor ve o da diyor ki kainatın beklemiş olduğu efendisi gelmiştir. Ve son sözleri olarak bunu söylüyor ve kapatıyor. Peki buradan bizim alacağımız mesaj ne? Evet. Yani buradan sunulan mesaj ise çok önemli. Çünkü o ana kadar benzeri görülmemiş bir hadise vuku bulmuş. Hı hı. Ve dünyaya o gece şeref veren zatın beraberinde getirmiş olduğu bir nur var. O nurla orada mazdeizmin temeli aslında kesilmiş oluyor. Şimdi bunu da daha sonraki dönemlerde görüyoruz. Mesela İran saltanatının ortadan kaldırılacağına bir işaret aslında taşımaktadır bu hadise. Ve aradan geçen zaman içerisinde uzun bir dönem geçiyor. O dönemden sonra Efendimizin izah etmeye çalıştığı ya da bu irhasat tabirinden olan bu hadise neticeleniyor ve Kadisiye Hatemül Enbiya'nın ifade etmiş olduğu ordusuyla o hakimiyeti altına o bölgeyi almış oluyor. Şimdi bir başka noktadan baktığımız zaman da putların çoğunun, Kabe'deki putların çoğunun yüzük oyun düşme olayı ve parçalanma olayı var. Yani buna bu olayla bakarsanız, işte taş yığını yıkılmış gitmiş şekliyle bakarsanız oradan çok bir mana çıkaramazsınız. Ama oradan vermek istediği mesaj ise bütün dünyanın şahit olduğu bir hadisedir o günkü şartlar içerisine baktığımızda. Nasıl bir mesaj bize sunuyor? Nasıl o cansız putlar, yüzük oyun yere düştü ve parçalandılarsa insanların gönüllerine iman ve İslamiyet gibi güzellikler sunularak kalplerdeki putların yıkılacağının bir temsilcisinin dünyayı teşrif ettiğinin mesajını aslında buradan çıkarıyoruz. O maddi yıkılışlar, düşüşlerin hepsi bir noktada manayı uyandıracak. Manevi dirilişin evet. Aslında göstergesi. Mesajını veriyor değil mi? Orada bir şey fark edilmesini istiyor. Evet. Bir başka noktada ise şey var. Mecusilerin uzun seneler yanmakta olan ateşinin sönme meselesi var. İşte orada ateşperestliğin ortadan kaldırılacağını, yine tevhid inancının onun yerine oturtulacağının bir müjdesi var. Bir başka noktada Sava Gölü'nün batma meselesi. Orada da şey hani kutsiyet atfettikleri bir olay karşımıza çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın dışında hiçbir şeyin hani kusi olarak belki de kabul edilemeyeceği, hani o tarz inançların temelinin kaldırılacağının, temelden kaldırılacağının bir göstergesi. Halen bugün Hindistan'da değil mi? Yine öyle bir nehir söz konusu. İnsanlar orayı kutsal olarak görüp çok farklı noktalarda kullanıyorlar. Bunların her birinin ne kadar yanlış olduğunu o gölün batmasıyla bizim karşımıza çıkarıyor ve sunuyor. Peygamberler ve kitaplar tahrip edildikçe insanlar bu tarz putlar edinmişler değil mi kendilerine? Evet, maalesef. Bir başka noktada Şark ve Garb'ın küçük bir oda gibi aydınlatan bir nurun ortaya çıktığından bahsediyor. Yine Efendimizin getirmiş olduğu hakikat ve tebliğ edeceği dinin şefkatle bütün insanlığı kuşatacağının bir aslında mesajını veriyor. Burada sadece ehli iman değil, bütün insanlığa, bütün kainata bir peygamber olarak gönderilişinin bir göstergesidir. Bu anlattığınız olaylar da hani biri şarkta biri garpta değil evet, mi? Her tarafta evet. Cereyan ediyor yani. Sabit bir noktada vuku değil. Bulmamış. Evet, sadece... Farklı delillerle aslında Cenab-ı Hak bizim dikkatimizi ısrarla bu doğuma, evet, bu doğuma çekmeye çalışıyor. Mesela evet. Yine bir başka noktada Sema ve Vadisi'nin sular altında kaldığını görüyoruz. Son olarak da gök kubbeden diyor ki salkım salkım yıldızlar döküldü. Semadan yıldızlar hani nasıl hani dökülür diye insan düşünebilir. Yani burada şey olayı var. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın artık dünyaya teşrifi ve ilerleyen dönemde vahiy ile muhatap olacağını görüyoruz. Ve o dönemde kahinlik çok fazla gündemde olan bir mesele. Özellikle cinleri kullanıyorlar. Haber alma, şeytan ve cinleri kullanarak haberleşme meseleleri var. Bunların kapısının kapatılması artık...
vahiy dediğimiz meselenin kapılarının ardına kadar Aleyhisselatü Vesselam'a açılacağının bir göstergesidir. Evet, o zaman da hani evet. Peygamber Efendimiz'e zarar verme nedenlerinden biri de bu değil mi? Kahinlerin evet. Yani yıldızname ile, sihirle, evet. Büyüyle, o tarz fallarla artık bir kazanç kapısı olmuş. Tahrip ettikleri kitap onlara değil evet. mi? Evet, çok gündemlerinde olan bir mesele ama daha sonra o kapıların kapatılmasının mesajını burada. O olayla görüyoruz. Evet. Demek ki burada hem Cenab-ı Hak açısından Efendimiz çok ehemmiyetli, hem de o ehemmiyet ve kıymeti, yani Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o kıymet ve ehemmiyeti kainattaki sıra dışı olan hadiselerle bizim nazarımıza hem sunmuş oldu, hem de o mahlukatın Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrifatı noktasında hoş amedi edişlerini bizim dünyamıza koymaya çalıştı. Evet, şimdi bu hani şehadet alemindeki olayları konuştuk, evet. bu zuhurları konuştuk değil mi? Şimdi de Efendimizle hani mahlukat alemi tamamen alakadar, yani bütün mahlukat alakadar onun nuruyla. Beka alemindeki ruhların alakadarlığından biraz bahseder misiniz? Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletiyle dünya kapısı açıldı. Aleyhisselatü Vesselam'ın ubudiyet veçiyle de İnşallah ebedi saadetin kapısı açılacak. Şimdi bu konuyla alakalı 24. mektubun 2. zeylinde biz 1. nüktesinde bu sorunun cevabını bulabiliriz. Çünkü beka alemindeki mahluklar da Efendimizin nuruyla çok yakından alakadarlar. Çünkü neden o kadar yakından alakadarlar? Onun getirmiş olduğu o nurla cennetin ve ahiret aleminin kapısı açılacak. Eğer o nurla getirmiş olduğu o nur olmasa, hem cennetin kapısı hem de ebedi saadet diye ifade ettiğimiz ve cehennemin kapısının da açılamayacağını ve orada çok farklı mahlukat türlerinin olduğunu ve o mahlukatın da insanın ve cinin istifadesine sunulmak için hazırlandığını biliyoruz. Eğer o nur olmasa, o cennetin kapısı açılmazsa, o zaman o cennetin en güzel köşeleri virane olarak kalacak. İnsanlık ve cinler de bu güzelliklerden istifade edemeyecekler. Bunu ifade etme noktasında burada Üstad Hazretleri bülbülün güle olan aşkını dile getirir. Dasitane, destansı aşkından bahseder. Yani orada bülbülün güle olan, çok şiddetli olan iştiyakı, arzusunun aşk olarak aslında o uçuşuyla dile getirildiğinden bahsedilir. Bunun gibi de beka aleminin mahlukatı da Aleyhisselatü Vesselam'ı farklı şekillerde hoş amede ederler ya da muhabbetini dile getirirler. Bunlardan bir tanesi mesela melekler cihetiyle baktığımız zaman Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e hizmetkar olarak kılınmış, hem sair melekler içerisinde temsilci mahiyetinde hem de onun emrine itaat etme, inkiyat etme şekliyle sunulmuş. Biz bu yönü görüyoruz. Bunun dışında ise bir de Burak'tan bahsediliyor burada. Burak da o cennet ehli içerisinde, cennetteki mahlukatın bir temsilcisi mahiyetinde Aleyhisselatü Vesselam'a tıpkı şehadet alemindeki mahlukatın hoş amedi etmesi ya da muhabbetini ya da selamını takdim etmesi şeklinde orada Burak seçilmiş. Mahiyeti bizce meçhul, nasıl olduğunu bilmiyoruz. O cennet ehlinin muhabbetini orada Efendimiz'e takdim ediyor. Tıpkı bunun gibi işte mesela orada bülbül ve gülün meselesi dile getirilirken orada hayvanat ehlinin nebatat ehline çok muhtaç olduğundan bahseder. Bundan dolayıdır ki her bir nevin bir bülbül gibi temsilcisi vardır. Her bir bitkinin başında o bitkiye iyi ki geldin, hoş geldin şeklinde bir karşılaması vardır. Yani bir arının işte bir çiçeğe olan şiddetli muhabbeti şeklinde. Cennet ehlini temsilen de bizim burada Burak karşımıza çıkıyor. Evet, onlar da alakadarlar. Evet. Şimdi vaktimizin sonlarına da geldik ama çok önemli iki tane de sorum var. Kısaca cevap alabilirsem. Şimdi bu 24. mektubun 2. zeylinde Üstad Hazretleri bu şeyi anlatırken, Mevlid'in hikmetlerini anlatırken 2. nüktede diyor ki sana aşık olmuşum tabirini. Hakikatini anlatmaya çalışmış. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e olan aşkından bahsedilmiş burada. Bu aşk meselesini nasıl anlayacağız? Çok kısa olarak aslında uzun ve detaylı evet. bir meseledir ama kısaltmaya gayret edeyim. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e olan aşk ifadesi
aşk kelimesi daha doğrusu bizim zihinlerimizde örf-i nasta çok farklı algılanır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e aşık olma gibi bir hususiyeti söz konusu olamaz. Burada Cenab-ı Hakk'ın kendine mahsus bir muhabbeti vardır ve 5 türlüdür ve bunu da Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere dayanarak ayetlerle izahı yapılmıştır. Üstad burada önemli noktaları almıştır. Çok kısa olarak devam edecek olursam Cenab-ı Hak kendi cemalini sever. Cemali en güzel şekilde aynedarlık yapan da Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bundan dolayı onu da sever. Cenab-ı Hak esmasını sever. Esmaya da en güzel şekilde aynelik yapan yine Peygamber Efendimiz'dir. Dolayısıyla onu sever ve ona benzemeye çalışanları da sever. Yine bir başka noktada Cenab-ı Hak sanatını sever. Yapmış olduğu sanatını sever. O sanat içerisinde en güzel, en güzeli belki de Aleyhisselatü Vesselam'dır. Fakat sanatı en güzel şekliyle ilan eden, yani tesbih ve zikir noktasında kainata duyuran yine Peygamber Efendimiz'dir. Bu noktada yine Cenab-ı Hak Aleyhisselatü Vesselam'ı sanatı sevme cihetiyle sever. Hani sanatını sevme noktasından yola çıkarak. Yine bir başka noktada masnuatını sever. Çünkü masnuatı içerisinde yine en mükemmeli olan Peygamber Efendimiz'dir. O masnuat içerisinde şuur sahibi olanı tercih eder, hayat sahibi olanı tercih eder. Beşerin ittifakıyla da en mükemmel noktada olan hem zihşuur noktasında hem zihayat noktasında esmayı yansıtma noktasında en mükemmel olan Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bundan dolayı Efendimiz'i sever. Bir başka noktadan yine bakacak olursam mahlukatın güzel ahlakını sever. O mahlukat içerisinde de ahlak-ı hamideyi en güzel şekilde temsil eden Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla onu çok sever. Ona benzeme gayreti içerisinde olan herkesin kendi istidadına göre bir derecesi vardır. O dereceler her ne noktadaysa Cenab-ı Hak Efendimiz'i sever, dolayısıyla bizi de sever. Evet. Yani ona benzemeye çalışma noktasında bizi de sever. Buradaki aşk ifadesi ise en güzel kulluğu sergileyen, en güzel ahlakı ortaya koyan ve Cenab-ı Hak en güzel şekliyle, yani ubudiyetiyle, rububiyetin en güzel şekliyle ortaya koyan Aleyhisselatü Vesselam'dır. Cenab-ı Hakk'ı razı etmiştir. Buradaki aşk ifadesi aslında razı etme meselesidir. Rabbini razı eden bir kul olmadır. Cenab-ı Hakk'ın da Efendimiz'den razı olduğunun bir göstergesi olarak ona Habibullah ünvanını verilmesidir. Yani sevme tabiri sanki daha bir yakışıyor değil mi? Bu evet. Anlattığınız sanat sevmekten, sanatı izleyeni evet. sevmekten, esmaya aynı olanı, ona benzeyenleri sevmekten yola çıkarsak sevme tabiri sanki evet, evet razı oluşa daha yakın gibi geliyor değil mi? Aşk biraz daha aşırı ama o haleti de burada anlatmış evet. değil mi? Evet. Niyetinin güzel olduğunu. Şimdi belki biz 24. mektubun 2. zeylinin tamamını okuyamayacağız. Hani bir özet mahiyetinde bir soru sormak istiyorum. Hani bitiş olarak da bu cevabı alabilirsek. Bediüzzaman Mevlid Kandili'ne nasıl bakmış genel anlamda bu risaleden de bakarsak? Gayet faydalı ve güzel bir adet olarak bakmıştır. Bunu da İslamiyet'in güzel bir adeti olarak değerlendirmiştir. Özellikle içtimai hayat içerisinde böylesi kutlamalar vesilesiyle bir araya gelen insanlar imana dair meseleler hakkında diyor karşılıklı konuşurlar. Belki bu konuşma farklı sohbetlerin de kaynağını oluşturur. Hı hı. Özellikle hani altını çizmek istiyorum. İmana dair meselelerin belki de unutulmaya yüz tuttuğu şu ortamlarda bu vesilelerle bir araya gelerek Aleyhisselatü Vesselam'ın çok hususiyetleri vardır. O hususiyetlerden bir tanesinin dahi konuşulması kişinin imanını ve o zata karşı olan muhabbetini tahrik eder, harekete geçirir. Ve bu noktada bize çok kazanısı olacaktır. Bu noktalardan Üstad baktığı için bunu çok faydalı görür. Hatta şu ifadeleri kullanır. Der ki, Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin. Süleyman Efendi gibi mevlid yazanları Cenab-ı Hak rahmet etsin. Yerlerini Cennetül Firdevs yapsın diye Üstad'ın bu şekilde bir duası da vardır. Mesele nasıl kutlandığıdır. Mum üfleyerek mi kutluyoruz? Salatu selam getirerek mi kutluyoruz? Bu noktalardan bakarak değerlendirirsek herhalde mesele daha iyi anlaşılacaktır. İnşallah Cenab-ı Hak bizi anmaktan anlamaya geçmeyi nasip eylesin. Amin. Teşekkür İnşallah. Ederiz.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki Bir Niyet Bir Tasavvur programında buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Kutlu doğum haftanız kutlu olsun. Efendimizi anlamaya vesile olsun inşallah. Selametle kalın.